Evet, değerli basın mensupları, kolumdaki mavi kurdeleyi herhalde merak ediyorsunuz. Bu Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği, farkındalık çocuk istismarıyla mücadelede farkındalık oluşturmak için çocuklar için mavi kurdele tak kampanyası başlatmıştı. Biz de bu kampanyaya katılıyoruz. Çocuklarımızın her türlü kötülükten uzak bir biçimde yetişmeleri, şiddetten uzak bir biçimde yetişmeleri, hiçbir istismara maruz kalmamaları, bu ülkenin en büyük varlığı olarak gördüğümüz çocuklarımızın her türlü koruma altında olmaları partimizin en önemli önceliklerinden biridir. Yine bu çerçevede özellikle 2016 yılında kurulan çocuk istismarı ile ilgili meclis komisyonunun bir takım tespitleri vardı. O günden bugüne bu konuda bir ilerleme kaydedilmeli. Hatta gerilemeler olduğu da dikkati çekiyor. Özellikle çocuk istismarı ile ilgili cezaların caydırıcı olmaması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bir an önce bu konuda bir takım adımların atılıp ülkemizde artma eğilimine giren çocuk istismarı meselelerinin bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Bunu belirttikten sonra Merkez Yönetim Kurulu toplantımıza dönmek istiyorum. Bugün toplantımızın gündeminde ekonomide diğer konuların yanında ekonomide yaşanan son gelişmeler, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması, yine birinci yıl dönümünde Çorlu tren kazası faciası ile ilgili yargı sürecinde yaşanan son durum ve mağdur ailelerin hak arama sürecinde karşılaştıkları zulüm vardı. Değerli basın mensupları, hafta sonunda Cumhurbaşkanı bir gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Geçmişte hükümetle anlaşamayan Merkez Bankası başkanları görevden istifa etmiş ya da ettirilmişti. Ama görevden alma işlemi Merkez Bankası'nın faaliyete geçtiği 1931 yılından bu yana ilk defa yaşandı. Tek adam parti devleti rejiminde bu ucubeliği de yaşamış olduk. Açıkçası askeri darbelerin bile yapamadığını bu rejim yaptı. Yapılan normal, sıradan bir iş değil. Zaten bunu yapanlar da yaptıklarının normal olmadığını farkındalar. Bu nedenle de hem Türkiye'de hem dünyada piyasaların kapalı olduğu bir anda gece yarısı bu görevden alma operasyonunu yaptılar. Merkez Bankası Başkanı'nın nasıl atanacağı ve hangi şartlarda görevden alınacağını düzenleyen bir özel kanun var. 1211 sayılı kanun. Bu hukuki çerçeve, bu kanun Merkez Bankası'nın bağımsızlığını da güvence altına alıyordu. Ancak 9 Temmuz 2018 tarihinde 703 sayılı bir kanun hükmünde kararname resmi gazetede yayınlandı. Bu torba kanun hükmünde kararnamede pek çok kanun ve kanun hükmünde kararnamede yer alan başbakan ifadeleri Cumhurbaşkanı şeklinde tek adam parti devleti rejimine geçişe uygun olarak değiştiriliyordu. Ama bu arada Merkez Bankası'nın aynı kararnameyle Merkez Bankası'nın başkanının atama usul ve esaslarına da el atılmış. 703 sayılı kanun hükmünde kararname ile 375 sayılı kanun hükmündeki kararnamede yer alan üst düzey yöneticilerinden görevden alınması koşullarına kurumsal hedeflere ulaşılamaması da eklenmiş. Ve zorlamayla güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde Saray Merkez Bankası'nın bağımsızlığını garanti altına alan özel kanunu çerçevesinde hareket etmek yerine olağanüstü hal döneminde çıkartılan bir kanun hükmü kararnamedeki genel düzenlemeyi gerekçe gösterip zorlamayla Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Bu konuyu hukukçular çok tartışacaktır. Ben çok fazla bu işin detayına girmek istemiyorum. Ama bunun yarattığı güven erozyonu iktisatçıların konusudur
Bunun da ötesinde bu nedenle vatandaşlarımız ciddi sıkıntılar çekecektir. Dolayısıyla ben buraya girmek istiyorum. Aslında akla, teamüllere, hukuka uygunluğu son derece tartışmalı bu operasyonun gerekçesi tek adam parti devleti rejiminin icadı kurumsal hedeflere ulaşılamaması. Şimdi bu konuyu huzurlarınızda ele almak istiyorum. Merkez Bankası'nın kurumsal hedefi ne olabilir? Fiyat istikrarı. Yani enflasyona yol açılmaması, fiyat istikrarının sağlanması. Peki bugün ülkede yaşanan enflasyonun tek sorumlusu Çetinkaya mıdır ki Çetinkaya görevden alınıyor? Oysa biliyorsunuz enflasyon hedefini Merkez Bankası, ekonomi yönetimi ve sarayın başı hep beraber belirliyorlar. Ardından da Merkez Bankası'na deniyor ki sen şimdi bu enflasyon hedefine ulaşmak için elindeki para politikası araçlarını istediğin gibi kullanabilirsin. Peki bu araçların içinde başta ne geliyor? Faiz geliyor. Ama tabii enflasyonu sadece faizle düşürmeye kalktığınız zaman bunun çok ciddi bedelleri oluyor. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek için faizi tek başına kullanmak yanlış. Mali disiplin en az onun kadar önemli. Yani bütçe dengelerini tutturmak. O nedenle enflasyon hedefine giderken para politikasını destekleyecek bir maliye politikasının olması da şart. Bu kimin görevi? Tabii ki bu sarayın görevi. İşte bu nedenle enflasyon hedefi Merkez Bankası ve iktidar tarafından 3 yıllık bir ufukta beraberce belirleniyor. Bu enflasyon hedefini destekleyecek şekilde de 3 yıllık orta vadeli bir mali plan hazırlanıyor. Ama eğer iktidarlar enflasyon hedefine ulaşmak için üzerlerine düşeni yapmazlarsa, mali disiplini elden bırakırlarsa, seçim nedeniyle bütçe dengelerini alt üst ederlerse, enflasyonun azmasını önlemek için Merkez Bankası faizleri arttırmak zorunda kalıyor. Belli şartlarda. Yani mali disiplinsizliğin bedeli öngörülenden daha yüksek faiz oluyor. Bunun da ekonomiye bir faturası var. Yüksek faiz yurt içi talebi, yatırımları, dolayısıyla büyümeyi aşağı çekiyor. Enflasyon hedefine daha yüksek faiz ve çok daha düşük bir büyümeyle ulaşılmak durumunda kalınıyor. İşte Merkez Bankası'na araç bağımsızlığının verilmesi siyasetin, siyasetçinin ekonominin günlük işleyişine müdahalesini, ekonomiyi bozarak oy devşirmesini önlemek, ekonomiye güveni sağlamak için kurulmuş olan bir mekanizma. Ama tek adam parti devleti rejimi tüm denge ve denetleme mekanizmalarını reddettiği gibi dün itibariyle daha önce de başlamıştı zaten bunu da ortadan kaldırdı. Değerli basın mensupları, Murat Çetinkaya'nın apar topar teamüllere aykırı olarak görevden alınması sarayın elinde fiilen sona ermiş Merkez Bankası bağımsızlığını resmen bitirmiştir. Şimdi tek adam artık kerameti kendinden menkul faiz teorilerini hayata geçirebilecektir. Nitekim basına yansıdı. Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Çetinkaya'yı görevden alma gerekçesini şu sözlerle açıklamış. Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik kendisine diyor. Faiz düşerse enflasyon düşer dedik. Gerekeni yapmadı, aynı kulvarda değiliz. Artık sarayın kibirli adamının elini tutan kalmadı. Aslında Varlık Fonu'nun yönetim kurulu başkanlığına kendini nasıl atadıysa Merkez Bankası guvernörlüğüne de kendini atayabilirdi. Yapmadı, aslında yakışırdı, yazık oldu. Şimdi ekonominin patronu benim diyor. Ama anlaşılan ateşi maşayla tutmayı tercih etti.
Artık isterse faizleri sıfıra kadar indirebilir. Merakla bekliyoruz. Faizleri düşürerek enflasyonu nasıl düşürecek? Kerameti kendinden menkul ekonomi teoremini bakalım kanıtlayabilecek mi? Değerli basın mensupları, geçmişte iktidarların kısa vadeli popülist hovardalıkları uzun dönemde Türkiye ekonomisinin başına büyük dertler açmıştı. Anlaşılan sarayın etrafında Türkiye ekonomisinin geçmişini azıcık da olsa bilen aklı başında kimse kalmamış. Kahtı rical, yani devlet adamı kıtlığı bu ucube rejimin milletimize çıkardığı diğer bir fatura. Değerli basın mensupları, Türkiye'de Merkez Bankası'nın bağımsızlığının tabutuna 6 Temmuz 2019 tarihi itibariyle son çivi çakılmıştır. Sarayın kibirli kişisi ekonomide yaşanan başarısızlıkların faturasını Merkez Bankası Başkanı'na keserken ekonominin günlük işleyişine siyasetin müdahalesinin önünü daha da açmıştır. Bugünden sonra göreve gelecek olan hiçbir Merkez Bankası Başkanı koltuğunda kalmak istiyorsa sarayının emirlerinin dışına çıkamaz. Bundan sonra gelecek tüm Merkez Bankası Başkanları dün atanan Merkez Bankası Başkanı'nın soy ismi gibi uysal olacaktır. Yine bugünden sonra iktidar sahiplerinin Merkez Bankası bağımsızlığını önemsiyoruz, ekonomi yönetimine güvenin gibi sözlerinin kıymeti sadece içeride değil, uluslararası piyasalarda da çöp hükmündedir. Bunun orta ve uzun vadede ciddi ekonomik sonuçları olacaktır. Sarayın tutsağı bir Merkez Bankası, zor bela başını kaldırmaya başlayan ekonomik güvenin tekrar hızla baş aşağı çakılmasına neden olacaktır. Kurdun puslu havayı sevmesi gibi Türkiye'nin sırtından malı götüren sıcak paracılar da bu işte ilk köşeyi dönenler olacaklardır. Merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin en önemli sermayesi güvendir. Sarayın vesayeti altında bir Merkez Bankası ne kendi vatandaşlarını ne de yurt dışındaki yatırımcıları ikna edebilir. Artık piyasalar yeni başkanı ve ekonomi yönetimini test dahi etmeyeceklerdir. Sınamayacaklardır dahi. Tüm kararların, Merkez Bankası'nda alınan tüm kararların ekonominin gereklerine göre değil, sarayın taleplerine göre alındığını daha baştan kabul edeceklerdir. Bu Merkez Bankası kararlarının kredibilitesinin, güvenilirliğinin sıfıra inmesi demektir. Kısa vadede alınan pozisyonlar nedeniyle ekonominin günlük işleyişine yapılan bu kaba müdahalenin etkisi sınırlı kalsa da uzun vadede sonuçları ekonomimiz için, bir eski hazine müsteşarı olarak bunu söylüyorum, krizde görev yapmış, yıkıcı olacaktır arkadaşlar. Merkez Bankası'nın elinde olası şokları karşılayacak döviz rezervi yoktur. Daha da önemlisi, bu şokları bertaraf edecek kurumsal itibarı da tek adam parti devleti tarafından tüketilip bitirilmiştir. Esasen bu ucube yönetim sistemiyle Cumhuriyetimizin tüm birikimi ve kurumlarımızın itibarı bir yılda, sadece bir yıl içinde bozuk para gibi harcanmıştır. Ekonominin içsel dayanıklılığı bu kararlarla daha da zayıflatılmıştır. Jeostratejik risklerin arttığı bir dönemde ekonomiyi kullanarak bizi zorlamak isteyecek dış güçlerin eli bu kararla güçlendirilmiştir. Altını çizerek söylüyorum. Bu karar ekonominin içsel dayanıklılığını azaltmış, dış güçlerin elini güçlendirmiştir. Dışarıdan gelebilecek yumrukları göğüsleyecek gücümüz bu kararla daha da azaltılmıştır. Değerli basın mensupları, görev süresi tamamlanmadan Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alma yetkisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nda bile yoktur. Ama Erdoğan-Bahçeli ikilisinin icat ettiği bu ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde
sarayın kibirli adamı bu işi hiç çekinmeden yapabilmektedir. Hukuk devleti, yasalar, anayasa hak getirir. Böyle bir şey, böyle bir rejim dünyada görülmemiştir. Bu tek adam parti devleti rejiminin hayata geçtiği geçen yılın 24 Haziran'dan bu yana milletimize hiçbir hayrı olmamıştır. Hep cebimizi, hep mutfaktaki tencereleri bu rejim boşaltmıştır. Değerli basın mensupları, eğer saray iktidarı kurumsal hedefleri gerçekleştirememe kriterini uygulayacaksa önce yanına bir damadını da alacak, geçecek o sarayın ihtişamlı gösterişli aynalarının karşısına bir bakacak. Ve işe aynada yüzünü gördüklerinden başlayacak. Merkez Bankası enflasyon hedeflerini belirlerken, biraz önce de söyledim, tek başına karar almadı. Kararı hükümetle beraber aldı. Dolayısıyla sorumlulukları da müşterek. Tutmayan sadece enflasyon hedefleri de değil, hükümetin tutturması gereken bütçe dengelerinin, hazine nakit açığının haline bir bakın. Şimdi diğer taraftan yeni bir başkan atadı. Atanan yeni başkan, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla kurulan para politikası ilke ve stratejilerini belirlemekle görevli para politikası kurulunun bir üyesi. Dolayısıyla enflasyonu tutturamama eğer bir kurumsal başarısızlıksa, yeni başkan bu kurumsal başarısızlığın bir parçası. Eğer bu kurulun performansından memnun değilseniz, neden bu kurulun üyelerinden birini başkan atıyorsunuz? Çok açık söyleyeyim. Yönetimde sorunun parçası olanlar, çözümün parçası olamaz. Diğer taraftan, ekonomiyi üretim yerine ithalata, şirketleri dövizle borçlanmaya mahkum eden politikaları Merkez Bankası mı seçti? Yıllardır ekonominin dümeninde kim var? Değerli basın mensupları, Türkiye son bir yıldır ortada ne bir hükümet ne de bir hükümet sistemi görebiliyor. Vatandaşın dertleri, sorunları, vatandaşın kendisi sahipsiz, milletin sesini iktidar duymuyor, milleti unuttu. İktidar vatandaşın fersah fersah uzağına düştü. Mutfakta tencere boş, milletimiz geçim derdinde. Son bir yılda 7 tane paket açıkladılar. Ancak ortaya derli toplu güven uyandıracak tek bir program koyamadılar. Bırakın programı, anayasanın emri olan 11. 5 yıllık kalkınma planı bile hala daha meclise gelemedi. İktidar sorunları çözmek yerine sorunları halının altına süpürmeyi tercih etmektedir. Aspirin tedavisiyle işleri geçiştireceğini zannetmektedir. Fakat hayat pahalılığıyla, enflasyonla mücadele etmenin yolu hesap vermekten kaçmak değildir. Resmi istatistik kurumlarının başına yakınlarını getirip sipariş veri üreterek hedefleri tutturmuş gibi yapmak hiç değildir. Bağımsız kurulları vesayet altına almak ise hiç değildir. Bunun yolu ortak akla dayalı, doğru, tutarlı, ayakları yere basan bir ekonomi programını bir an önce uygulamaktır. Ama bir şey daha var. Böyle bir programın başarılı olabilmesi için güven veren bir hukuk devletinin ve demokrasinin olması gerekir. Bir program, ekonomik program ancak böyle bir ortamda başarılı olabilir. Bizim ne görevden alınan eski başkan Murat Çetinkaya ile ne de göreve yeni getirilen Murat Uysal'la herhangi bir derdimiz yoktur. Bizim derdimiz Türkiye'nin kurumsal kapasitesinin yok edilmesiyledir. Vatandaşlarımıza pek çok acılar yaşatan ekonomik krizlerden alınan derslerin adeta yok sayılmasıdır. Aynı acıları bir kez daha yaşatacak hataların üst üste yapılmasıyladır. Üzülerek söylüyorum, Türkiye bir kez daha
kendi hatalarının kurbanı olacaktır. Bunun sorumlusu ne dış güçlerdir ne de bizi hazmedemeyenlerdir. Bunun sorumlusu millet adına yapılacak her türlü kontrol, denge ve denetimi reddeden, kibir hastalığına yakalanan, 1994 ve 2001 krizlerinden alınan derslerle oluşturulan kurum ve kuralları birer birer yok eden, Türkiye ekonomisini neoliberal popülizmin bataklığına bir kez daha batıran sarayın başıdır. Değerli basın mensupları, son olarak bugün Çorlu'da 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 300'den fazla vatandaşımızın da yaralandığı tren faciasının birinci yıl dönümü. Kazanın ardından milletvekillerimizden ve parti meclis üyelerimizden oluşan bir heyette son derece detaylı incelemelerde bulunmuştuk. Dava dosyalarından olay yeri tanıklarına, demiryolu üzerinde yapılan bakım ihalelerine ve uzman görüşlerine kadar konuyu her boyutuyla ele alarak Çorlu tren kazası raporumuzu ortaya koyduk. Biz bunu yaparken hedefimiz bu facianın tüm sorumluları hesap versin ve bu bir ders olsun, bir daha böyle facialar yaşanmasındı. Kamuoyu kazanın sebebinin yetkililerin iddiasının aksine beklenmeyen bir afet değil, beklenen bir yağış olduğunu, aşırı yağış konusunda meteorolojiden uyarı yapıldığını, bu çerçevede bakım müdürlüklerinin demir yollarının kontrol edilmesi için uyarıldığını, buna karşın hiçbir önlem alınmadığını bizzat genel başkanımızın açıkladığı rapordan öğrendi. Ciddi ihmal ve denetimsizlikleri raporumuzda tek tek anlattık. Yetinmedik. Milletin vicdanını yaralayan bu facianın araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ettik. Çoğunluğa sahip olan iktidar ve onun ortağı bu talebimizi reddetti. Bir de utanmadan bu büyük acının müsebbiplerine hesap sorulması için yaptıklarımıza tribünlere oynamak deme cüretinde bulundular. Sonuçta bu facianın tüm sorumluluğunu demir yollarında çalışan 4 kişinin üzerine yıkıp bu işi kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına hak arama sürecinde zulmediliyor, zulmedilerek susturulmaya çalışılıyorlar. Anayasa Mahkemesi önünde bunu protesto etmek, haklarını aramak istediklerinde üzerlerine plastik mermi ve gaz sıkılarak geliniyor. En son olarak bir hafta önce duruşma gününde mağdur ailelerine mahkeme salonu girişlerinde yine zulmedildi. Tepkilerden ürken mahkeme heyeti daha dava başlamadan davadan çekilmeye kalktı. Yani sorumluların cezasız kalmasının değirmenine su taşımaya kalktı. Neyse ki bir üst mahkeme bu çekilme kararını kaldırdı. Bakın, facianın üstünden bir yıl geçti. Tam bir yıl. Bu ülkede insan canının değerinin de hukukun da olmadığını gösteren koca bir yılın sonunda hiçbir ilerleme yok. Varsa yoksa ihmalin, cinayetin üstünü örtme çabası görülüyor. El insaf diyoruz. İçinde bir parça insanlık, kırıntı kadar vicdan kalan bunu yapamaz. Biz Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bugün bu kazayla ilgili anma var. O anmaya Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Muharrem Erkek de katılıyor. O anmada hazır bulunacak. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve milletimize sabırlar diliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınızı alabilirim. İsimleriniz ve kurum kimliklerinizle beraber lütfen. Buyurun. Halka Yasin Erkek. Tayyip Bey, Merkez Bankası inat bağcılığı başlamak için merak ettim. Hukukken herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.
Siz hukukken mümkün ama teknik olarak ve süreç olarak doğru olmadığını belirtiyorsunuz. Birinci soru bu. İkincisi, bir ekonomik torba kanunu teklifi verildi meclise. Bu kapsamda Merkez Bankası'nın yeri katresi ile ilgili de düzenlemeler var. Ve aynı zamanda yurt dışı çıkış açılarından ve varlık barışının uzatılmasına yönelik de hükümler var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi birinci sorunuza cevap vereyim. Ben hukuken mümkün derken hukuk zorlanarak bu mümkün hale getiriliyor dedim. Yani çok açık ifade edeyim. Özel kanunla düzenlenmiş olan bir hususu genel düzenleme yapan kanun hükmünde kararname kapsamında değiştiriyorlar. Yine kendi Cumhurbaşkanlığı'nın kendi yasasına da aykırı olarak bu görevden alma işlemini gerçek. Bu çok su kaldırır. Açık söyleyeyim. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nın mahkemeye müracaat etmesi halinde bu kararın geri çevrilmesi kuvvetle muhtemeldir. Ben Sayın Muş'un o görüşlerine katılmıyorum. İkinci sorduğunuz Merkez Bankası'nın yedek akçesiyle ilgili mesele. Bunu kaç zamandır bekliyorduk. Bu arkadaşlar iflasın ilanıdır. Bu hazinenin ülkenin kefen parasına el uzatmasıdır. Bu açıkça para basmaktır. Hazine daha yılın ilk 6 ayında neredeyse yılın tamamına ait dış borçlanma programını bitirmiştir. İç borçlanma programında çok ciddi limitleri tüketme noktasına doğru gelmiştir. Şimdi her yerde nereden para bulurum diye bakmaktadır. Gözünü Merkez Bankası'nın yedek akçesine dikmiştir. Peki Merkez Bankası bu yedek akçeyi nereden verecektir arkadaşlar? Merkez Bankası'nın bir geliri yok. Merkez Bankası para basar. Bu yedek akçeyi para basıp ödeyecektir. Dolayısıyla bu da çok ciddi enflasyonist etki yapacaktır. Ama ne gam, mevcut Merkez Bankası Başkanı'nı hedefi tutturmadın diye aldılar. Dolayısıyla bu Merkez Bankası Başkanı bu yapılacaklarına ağzını açıp tek kelime söyleyemez. Bu işleri sanki hazine yapıyormuş gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyormuş gibi gözükse de bu torba yasayla aslında bu işler sarayda yapılıyor, sarayda tezgahlanıyor. Tam böyle bir ilginç zihniyetle, ya şurada bir para varmış, şunu da alıverelim yaklaşımı içinde bu işler götürülmeye çalışılıyor. Yapılan her, bu çerçevede yapılan her şey Türk ekonomisinin kırılganlığını biraz daha arttırıyor. Şu tehlikeli, şu sıkıntılı, şu gergin jeostratejik konjonktürde de bize bir şeyleri dayatmak isteyenlerin ellerini güçlendiriyor arkadaşlar. Bunları yapacaksınız, ondan sonra çıkıp bize saldırı var diyeceksiniz. Geçiniz. Siz bu ülkeyi saldırıya tamamen açık hale getiriyorsunuz. Evet, başka bir şey daha sormuştunuz. Ha, bu şeyi söyledim, yani daha önce de birkaç defa burada söyledim. Yani ekonomide, bütçenin bu durumuna da baktığınız zaman vatandaşa ilave yüklerin geleceği belli. Bu çerçevede işte yurt dışı çıkış vergisi de gelecek. Başka vergiler, başka yükler de gelecek. Ve sonuç itibariyle fatura vatandaşa kesilmiş olacak. Ama orada bence çok daha önemli bir düzenleme var. Bilmiyorum, bir arkadaşınız soracak mı? Bir İstanbul yaklaşımından bahsediliyor. Arkadaşlar, buna dikkatinizi çekiyorum. Bakın, sene başından bu yana devlet bankalarına 40 milyar Türk lirasına yakın para sermaye veya sermaye benzeri ödeme şeklinde verildi. Bu paralar nereye gitti? Kimin borcunu yapılandıracaklar? Bunun finansmanı nereden gelecek? Bankalara bununla ilgili görev zararlarını, bankalara bununla ilgili özel bankaların da bununla ilgili zararlarını nereden karşılayacaklar? Vatandaşın sırtından.
vatandaşın sırtından, vatandaşın parasıyla istedikleri şirketlere bunu yaptıracaklar. Kendilerine yakın olan şirketlerin bundan önceki dönemde yaptıkları hovardalıkların bedelini milletimize ödetecekler. Evet. Önce birincisine cevap vereyim. Yani son bir yılda 24 Haziran'dan bu yana ülkenin ne hale geldiği ortada. Bu rejimin ne kadar emarını çekseniz, ne kadar filmini çekseniz bunu düzeltmeniz mümkün değil. Deveye sormuşlar boynun niye eğri diye. O da cevap vermiş nerem doğru ki diye. Bunun neresi doğru arkadaşlar? Çok açık söyleyeyim. Böyle MR'larla, filmlerle, röntgenlerle uğraşacaklarsa bu işin sonu felakettir. Bunları çekecekler. Buna göre tedbir alacaklar. Bunları yapana kadar, yani dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlar. ODTÜ'deki meseleye gelince, arkadaşlar ODTÜ'de öğrenciler yurt yapımına karşı değil. Yurdun yapılmak istendiği yere karşı, yurdun Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılmasına karşı. Bunu bir kere açık net ortaya koyalım. Diyorlar ki, bizim kendi derneklerimiz, mezunlar derneğimiz bu yurtları yapmaya talip. Kredi Yurtlar Kurumu'nun buraya bu kadar büyük yurtlar yapması, bu okulun içindeki uyumu bozabilir ODTÜ'nün içindeki. Memleketin her yerinde yurt talebi var. Nedir bu ısrar ODTÜ'nün içine bu kadar büyük bir yurt yapma ısrarı? Ne yapmaya çalışılıyor? Kaldı ki arkadaşlar sabah Çankaya Belediyesi'nin araçları olay yerine giremediler. Neden girmek istiyorlar? Çünkü bu yapılan işle ilgili ruhsat ortada yok, izin yok. Bunu bile dinlemediler. Sabah Genel Başkan Yardımcımız Gülizar Hanım, Gülizar Biçer Karaca, iki de milletvekili arkadaşımızla birlikte oradaydılar. Yaşananlar hiç hoş değil. Öğrencilere yapılan zulüm hiç hoş değil. Yapılmak istenen şey tamamen yanlış. Evet. Arkadaşlar baştan itibaren söylüyoruz bu S-400 meselesiyle ilgili. Eğer Türkiye'nin güvenlikle ilgili birimleri teknik olarak bu ülkenin güvenliğini, bu milletin güvenliğini sağlamak için bu S-400'lerin alınmasını söylüyorsa biz de bunun arkasındayız. Ama bakın bir şey oluyor. S-400'lerle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Rusya'dan bir şey alıyorsun. Benim Rusya ile ilgili ambargom var. Bu çerçevede ben sana bir takım yaptırımlar uygularım. Efendim Trump öyle demedi. Trump öyle demedi ama dönüp sana şeye baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin parlamentosuna dönüp baktığınız zaman, meclisine, kongresine baktığınız zaman oradaki yetkililer bunun tam tersini söylüyor. İki, bir başka bir şey daha söylüyorlar. Diyorlar ki bu S-400'lerin bizim görünmez uçak dediğimiz F-35'lerle birlikte çalışması sorun yaratır. İkisi birlikte olmaz diyorlar. Bizim de F-35'lere S-400'ler kadar belki de ondan daha fazla da ihtiyacımız var. Ama öyle görünüyor ki bir tepkiyle karşı karşıya kalacağız. Bunun için milletimiz her türlü fedakarlığa katlanacaktır diyoruz. Ama siz şimdi sanki ortada bu tür hiçbir şey olmayacakmış gibi Merkez Bankası Başkanı'nı görevden atacaksın. Yedek Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine el atacaksın.
ekonomiyi zayıflatacaksın, ekonomideki kırılganlıkları daha da arttıracaksın ve bu suretle vatandaşın katlanması gereken maliyetleri daha da arttıracaksın. Bu da olmaz. Hep baştan beri soruyorum. Evet, bununla ilgili bir müeyyide uygulanacaksa çıksın, Maliye ve Hazine Bakanı hangi tedbirleri bunun vatandaşa yansımasını hafifletecek, hangi tedbirleri aldıklarını açıklasın. Tık yok. Yani bugün tartıştığımız bu Merkez Bankası Başkanı meselesi, Türk ekonomisine duyulan güveni arttırmak suretiyle, güvensizliği arttırmak suretiyle Türk ekonomisinin içsel dayanıklılığını azaltacak ve dışarıdan gelebilecek ters rüzgarlar karşısında zayıf düşünecektir. Evet. Teşekkür ediyorum.